Şimdi React'te önemli bir konuya başlayalım arkadaşlar. Props. Öncelikle ben burada niye props'a ihtiyaç duyduğumuzdan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki, bizim hiyerarşimizi bir anlayalım önce. Bakın, bizim bir tane app'miz var. Hatta onu önce şey üzerinde çizelim. Şöyle görsel şekilde çizelim. Şöyle navi, kategori, bir de product list. Kategori list ve product list mevcut. Ama bunu React tarafında ağaç yapısı şeklinde gösterecek olursak, bakın böyle, böyle, böyle değil arkadaşlar. Bu yanlış olur. Bizim yapımız şu an şöyle. Bir app var, altında bir komponent var, navi bir komponent var, kategori list bir komponent var, product list. Yani bunun burada şöyle ki dikkat edin, biz direkt API'nin altında navi'yi, API'nin altında kategori listi, API'nin altında product listi arıyoruz, oluşturuyoruz. Yani üst komponent şey app, API dedim, app, app'nin altında direkt olarak çağrılmış olan 3 tane var. Yani bizim hiyerarşimiz şu son gösterdiğimiz yapıdadır arkadaşlar. Örneğin ben daha sonrasında buraya başka bir komponent eklersem, bu bizim navimizdi, bu kategorimiz, burada product listimiz, bu da app'miz. Şöyle ki ben şu komponent için son eklediğim komponenti navinin altında hiyerarşi olarak gösteriyor olacağım. Şimdi ne yapmak istiyorum? Şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben buradaki komponentin title'ını, hangi title'ını onu bir söyleyeyim önce. Dikkat ederseniz, hatırlarsanız görüntüde şöyle bir şey yapmıştık. Bakın burada bir kategori list yazdık. Burada da product list. Ben bu iki bilginin, yukarıdan yani app'den gelmesini istiyorum. Yani şu komponentin içerisinde tanımlayacağım değişkenden buraya ve buraya aktarılmasını istiyorum. Kısacası amacım bir komponentten diğerine data taşımak. O zaman arkadaşlar karşımıza props denilen bir mantık çıkıyor. Props aslında property, özellik. Bu da çoğudaki özellikler. Yani datayı biz bu şekilde taşıyor olacağız arkadaşlar React tarafında. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle ki arkadaşlar, çok basit. App'deyim ya. App'den ben örneğin kategori liste gelip diyeceğim ki title eşittir. Mesela kategori ya bu. Kategori list. Aynı şeyi product'ta da yapacağım. Title eşittir product list diyor olacağım arkadaşlar. Burayı kaydettim. Sonra kategori liste gidiyorum. Bu arada burada oluşturduğum bu title her şey olabilir. Yani title diye bir reserve kelime yok. Teknik konuşuyorum. Bunlara aşina olmalıyız. Reserve kelime hani saklı kelimeler. Onları biz kullanamayız programların içinde. Öyle bir kelime o anlamda title değil yani. Sen buraya istediğin değeri verebilirsin. Ama diğer tarafta o isimle kullanacaksın. Kategori liste geldin. Peki ben bu kategori liste nasıl okuyacağım? Olay çok basit arkadaşlar. Öncelikle bir tane constructor oluşturuyorum. Yapıcı blok. Constructor'a ben props geçiyorum. Değişken geçiyorum yani. Öncelikle süper diyerek bu props'ı komponentimize taşımış oluyoruz. Yani bu ne demek? Biz aslına bakarsanız bu property'yi komponent bileşenine gönderiyoruz. Süper dediği extend olduğu şeydir. Bir de state denilen bir mantık var. O state şu an henüz set edilmediği için bu şekilde bir sonuç alıyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle iki noktayla verelim tabi. Henüz state'i kullanmadık. State'i kullanmadığımız için de altı sen onu oluşturdun ama hiç kullanmadın anlamına geliyor. State'i sonra konuşacağız. Sırf o şey olmasın diye. O her tarafı çiziliydi ya.
O görüntü olmasın diye bunu özellikle yazdım. Şimdi peki ben bunu nasıl okuyacağım? Bakın şuraya geldiğimde burada bir süslü parantez içinde React kodunu süslü parantez içerisine aslında biz JavaScript kodu React'in içerisinde o JSX içerisinde süslü parantezle ben JavaScript kodu başlatacağım demek. Diz nokta props nokta title. Bakın kaydettim. Ve görüntüme bakıyorum. Bakın kategori list tekrardan geldi. Yani burada ne verirsem şunu yapayım. Değiştiğini görün. Bakın bu şekilde biz title'ı oraya göndermiş olduk. Kategori listin içerisine. Peki bakın niye süpere gönderdim? Çünkü bakın diz nokta props diyorum. Diz dediğimiz zaman aslında komponentten bahsetmiş oluyoruz. Bu JavaScript ile alakalı. JavaScript'te klasların aslında çok sonradan JavaScript dünyasına girmesiyle alakalı bir şey. Aslında işin özüne bakarsanız bu eğer C# Java bilginiz yoksa bu söylediğimi unutun. O tarafta bilgisi olanlar için bu bilgi çok önemlidir. Ama bizim için de daha sonrasında çok anlam kazanacak. O tarafta çalışmayanlar için. Burada this arkadaşlar normalde C# Java'da kategori liste karşılık gelir. Burada JavaScript'te buna karşılık geliyor. Siz oraya props'u gönderdiğiniz için diz nokta props dediğinizde aslında bu komponentteki prop'lara erişebilmiş oluyorsunuz. Bu da nereden geliyor derseniz JavaScript'te prototype denilen bir olay var. Yani aslında JavaScript'te özünde gerçekçi konuşmak gerekirse class diye bir şey yok. ECMAScript 6 ile işte bu sintaksı getirerek yine aslında arka planda bir fonksiyon var. Fonksiyon extend ediliyor vesaire. Prototip deseni deniyor. Eğer bu konuda şey isterseniz yani JavaScript'in özüne girmek isterseniz benim YouTube kanalımda Engin Demiro bir JavaScript şeyi var. Oynatma listesi var. Onu orada saf JavaScript'i göreceksiniz ve bir class mantığını, bir inheritance mantığını orada görürsünüz. Yani ECMAScript 6 ile bu arkadaşlar, JavaScript'i geliştiren arkadaşlar olayı nasıl halletmişler? Class olmayan bir yapıda class görünümünü nasıl vermişler? Orada göreceksiniz. Onu yani 2-3 saatlik bir ders ücretsiz olarak izleyin derim. Eğer JavaScript dünyasında kendinizi daha anlamlı bir noktaya getirmek istiyorsanız. Şimdi ben bu diz nokta props title'ı aynı mantıkla product list'in içerisine de koymak istiyorum. Yani şu product list'i şu şekilde oluşturmak istiyorum. File save ol diyelim bakalım ne olacak. Bakın ben bu işlemi yaptığımda şöyle bir saniye onun kategori listi şu da appjs'de kaydetmiştim. Bakın ben bunu yaptığım halde şunu da kaydettim. Ama şimdi geldi. Herhalde kaydetmemişim. Bakın kategori list, product list. Diyeceksiniz ki ya hocam hani böyle bir şey yapıyorduk. Burada da yapıyoruz. Şöyle ki arkadaşlar bu mesela F12 yapayım. Bakın hiçbir hata bile yok. Bilerek yaptım bunu. Şöyle ki arkadaşlar artık yeni nesil bu React'in versiyonlarının iyileştirilmesiyle beraber siz gayet diz nokta props nokta title diyerek erişebiliyorsunuz. Hiç şu constructor setini gerçekleştirmeden product liste yaptığımız gibi. Dolayısıyla şuradan aslında hani bazı kaynaklarda bunun oluşturulmasının zorunlu olduğunu görürsünüz. Eski versiyonlarla eski versiyonlara göre şey yapılmıştır, aktarılmıştır. O zaman öyleydi çünkü. Orada bir hata yok yani. Bakın kısacası ben appjs'de değerimi bu şekilde gönderiyorum. Burada ise hiçbir zorluk yaşamadan bu şekilde ve bu şekilde okuyorum bunu arkadaşlar. Şöyle ki bu işlemi gerçekleştirdikten sonra appjs'ye gidelim. Bakın ben arzu edersem şu kategori listi, product listi yani bir değişkenin içerisinde de oluşturup oradan da alabilirim. Örneğin let title product eşittir diyerek şu product listi buraya
şöyle ekleyip aynı şekilde let title category diyelim. O da eşittir. Bu da kategori list olacak şekilde kopyalamayacağım, direkt yazacağım şeklinde oluşturabiliriz arkadaşlar. Peki bunu nasıl okuyacağım buraya? JavaScript kodu yazacağım ya. Direkt title eşittir title kategori. Buna geliyorum. Title eşittir title product dediğimde Ctrl S yapıyorum ve sonucu yine aynı görüyorum. Bu şekilde böyle değişkenlerle bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar.